Değerli arkadaşlar, bu dersimizde 11. sınıf tarih dersi 2. ünite olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Devleti ve bu ünitenin bir diğer konusu olan Yeni Çağ Avrupa'sında meydana gelen gelişmeler. Ve bu konu içerisinde bir diğer önemli başlığımız 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da düşünce alanında değişimler. Bu konu üzerinde durmaya çalışacağız. Avrupa'da 16. yüzyıl biliyorsunuz değişimlerin yaşandığı bir yüzyıl olmuştur. 17. yüzyıl akıl çağı, 18. yüzyılda aydınlanma çağı olarak adlandırılmıştır. Özellikle aydınlanma düşüncesiyle Avrupa'daki bilimsel, sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmelere öncülük eden bazı düşünceler ortaya çıkmış ve bunlar da Avrupa'nın da bazı değişikliklerin yaşanmasında etkili olmuşlardı. Şimdi bu düşünürleri sırasıyla görmeye çalışacağız. İşte bunlardan bir tanesi meşhur matematikçi ve astronom bilgin olan Polonyalı Kopernik'tir. 1473-1543 yılları arasında yaşamış olan Kopernik, Krakow Üniversitesi'nde eğitim görmüş, İtalya'ya hukuk ve tıp çalışmak üzere gitmiş ancak astronomi üzerinde yoğunlukla çalışmıştır. Hekimlik ve ressamlık da yapan Kopernik hayatını yeni buluşlara adamıştır. Antik ve Orta Çağ ilminin evrenle ilgili yaklaşımlarının yanlış olduğunu iddia etmiş olan Polonyalı bu bilgin ki aynı zamanda kendisi din adamıydı. Dünyanın Güneş'in etrafında döndüğü tezini ileri sürmüştür. Bilhassa matematik ve astronomi alanında eğitim almış ve bu düşünceyi ileri sürmüştür. Hümanist yöntemin ilim öğrenmede önemini kabul eden Kopernik ki hümanist yöntem dediğimiz yani insan ve insan sevgisini esas alan bir öğretiydi bu. Bunu esas alan Kopernik astronomi biliminde matematiğin eksikliğini anlamış ve bu eksikliği tamamlamaya çalışmıştır. Bu sebeple de antik dönemin yani ilk çağ döneminin düşünür ve coğrafyacıların eserlerini incelemiş ve böylece bilgisini artırmıştır. Ve astronomi ve bilim dünyasına yeni bir çığır açmıştır. Tabi astronomi alanında özellikle öncülük eden Kopernik daha sonra gelen Kepler ve Galileo gibi bilginlere de esin kaynağı olmuştur. Kopernik evrenin güneş merkezli olduğunu ve dünyanın döndüğünü bilimsel temellere oturtan kişidir. Buna göre dünya değil de güneş evrenin merkezinde yer almaktadır. Dünyanın ve bütün gezegenlerin kendi ve güneş etrafında döndükleri fikrini ileri süren kişidir. Bir diğer düşünür Thomas More 1478-1535 yılları arasında yaşamıştır. Thomas More'a göre İngiltere'de sanayi devrimi için gerekli kapital yani sermaye yani para birikimi diyebiliriz bir diğer deyişle zirai üretimden sağlanan artı değerlerden elde edilmiştir. Yani Avrupa'da zirai üretim olmuş. Bunlar satılmış ve bundan kazanılan parayla bir sermaye meydana gelmiştir. Sanayi kapitalistlerinin bir bölümünün daha önceleri büyük çiftçiler olduğunu ve bunların varlık kazanabilmeleri için ise başkalarının topraksızlaştırıldığını ileri sürmüştür. Yani bir açıdan toprak sahibi zenginlerin zamanla sanayileşme sırasında da o sermaye ile bunu sağladığını ileri süren kişidir. Tabii topraksızlaştırılan bu çiftçiler kente göç ettikten sonra işte kentte işsizlik, açlık ve çeşitli suçlar ortaya çıkmıştır. Toplumsal karışıklıkların temelinde eski feodal toprak düzeninin bozuluşu yatmaktadır. Yani Orta Çağ boyunca Avrupa'da devam etmiş olan o feodal düzenin bozulmasıyla bu sorunların ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Aynı Osmanlı Devleti'nde özellikle tımar sisteminin bozulmasıyla Osmanlı Devleti'nin zor durumda kaldığını ileri süren bazı işte Koçubey Risalesi gibi risaleler de aynı fikri savunmuşlardır. Ütopya adlı eserinde özel mülkiyetin bulunmadığı toplumsal bir düzen tasarlayan Mur, koyu bir Katolik Hristiyan olarak bu görüşünü dine dayandırmıştır. Kaldı ki bu özel mülkiyet meselesi, devlet mülkiyeti meselesi yüzyıllar boyunca tartışılan bir konu olmuştu. Değişik devletler bu mülkiyet meselesi üzerinde, değişik düşünürler üzerinde durmuşlardır. Bazı ülkeler çoğunlukla diyelim
İlk çağ uygarlıkları, orta çağ boyunca da daha çok devlet mülkiyeti ağırlıklıydı ama özel mülkiyet de yer alıyordu. Mesela Osmanlı Devleti'nde toprakların büyük bir kısmı miri arazi dediğimiz devlet mülkiyetindeydi. Ama bunun yanında mülk arazi diye adlandırılan arazi öşriye, arazi haraciye diye Müslümanlara ait olan öşür arazi, Hristiyanlara ait mülk arazi olan haraci arazi gibi araziler de vardı. Ama bunların oranı devlet arazisine göre çok azdı. Tabi mülkiyet meselesi özellikle insanların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte ortaya çıkmış bir uygulamadır. Ondan sonra sürekli tartışılan bir konu olmuştur. İleride bu konuda daha farklı fikir ve düşüncelerin olduğunu da göreceğiz. Tabi Thomas More düşsel bir ülke öngörmüş. Bu düşsel ülkede hiç kimse toprak sahibi değildi. Fakat herkes işçiydi ve üretim bir plana bağlıydı. Zaten bu düşsel ülke tasarımından dolayı yazdığı eserde ütopyadır. Yani ütopya demek düşsel bir ülke anlamına gelmektedir. Bu ütopya, ütopik devlette yani düşsel ülkede üretilen mallar para karşılığı olmasının herkesin gereksinimine göre dağıtılacaktı. Bu dünyada toplum çiftçi birlikleri önceliğinde örgütlenecek, toplumsal dayanışma ve yardımı herkes gerçekleşecekti. Herkes imkan eşitliği, herkese imkan eşitliği tanınacak ve sınıfsız bir toplum düzeni oluşacaktı. Bu düşüncelere baktığımız zaman daha sonra ortaya çıkan işte Marksizm ve Komünizm gibi düşüncelerin de aynı bu fikirlerle örtüştüğünü görüyoruz. Bu tabi bu fikirler daha önce olduğuna göre belki Marksizmin, Komünizmin bundan etkilendiği söylenebilir. Yani işte Rusya'da uygulanan solhoz ya da kolhoz dediğimiz çiftliklerin oluşturulması, işte sınıfsız bir toplumu oluşturma hayali çeşitli düşünürlerin her zaman gündeminde olmuştur. Ama tabii şunu da belirtmek lazım. İlk çağ uygarlıkların büyük çoğunluğunda sınıflar mevcuttu. Baktığımız zaman efendim bir yanda soylular, işte rahipler, yani din adamları, belki büyük toprak sahipleri bazı bölgelerde ama bunun yanında köleler de vardı hiçbir hakkı olmayan. Bu uzun yıllar devam etmiştir. İşte mesela Avrupa'da feodalite sistemi buna dayalıydı. İşte Hindistan'da kast sistemi bu şekilde sınıflardan meydana geliyordu. Fakat İslamiyet'ten önce Türk devletlerinde sınıfların olmadığını görüyoruz. Konar göçer toplumlarda. Osmanlı Devleti'nde de yine sınıfların oluşmadığı söylenebilir. Muğur açısından yönetici seçimle iş başına gelmeli ve görevini kötüye kullanmadığı sürece iş başında kalmalıdır. Halk kurultaylarında ülke meseleleri konuşulmalı. Bunun dışında bir araya gelerek ülke meselelerinin konuşulması yasaklanmalıdır. Savaş gerektiğinde savunma amaçlı yapılmalıdır. Bütün çocuklara kurumsal eğitim verilmeli ki günümüzde de uygulanan bir sistemdir. Yetenekli olanları bilime ve bilgeliğe yönlendirilmelidir ki bugün de özellikle üstün yetenekli öğrenciler çeşitli şekillerde değerlendirilmektedir birçok ülkede. Hastalar, düşkünler kendi başlarına bırakılmamalıdır ki sosyal devlet anlayışının da bugün uygulandığı bir husustur bu. Toplum tarafından bunlar gözetilip korunmalıdır. Yine Thomas More sanayi devriminden çok sonra uygulamaya konulan kadın erkek eşitliği, çalışma saatlerinin sınırlandırılması, temel eğitimin genel, parasız ve zorunlu olması, sağlık hizmetlerinin devletçe yerine getirilmesi, yaşlıların ve düşkünlerin devletçe gözetilmesi gibi görüşlerin de öncüsü sayılır. Ki bu uygulamalar bugün birçok modern devlette, batılı devlette halen uygulanmaktadır. Şimdi bir diğer düşünür Machiavelli'dir. 1469-1527 yılları arasında yaşamıştır. Machiavelli'nin yaşadığı dönemde küçük devletçiklere bölünmüş olan İtalya sık sık ayaklanmalara sahne olan bir ülkeydi. Ülkenin bazı bölümlerinde yabancı güçlerde egemenlik kurmuşlardı. İtalya'daki devletçikler zaman zaman birbirleriyle savaş halindelerdi, çatışma halindelerdi. Bu küçük İtalyan devletlerinin yönetiminde hiçbir etik kaygı yer almıyordu. İşte bu durumdan etkilenen Machiavelli tek çıkar yol olarak hiçbir etik kurala bağlı olmayan ve sınırsız güç sahibi bir devlet yapısının hayata geçirilmesini öne sürmüştür. Onun başlıca amacı yabancı devletlerin etki ve işgallerinden kurtulmuş ulusal ve güçlü bir İtalyan devletinin kurulmasıydı. Ki biliyorsunuz İtalyan Birliği 1870 yılında ancak tamamlanabilmiştir.
Amacın sağlanması için önerdiği yöntem Makyavelizm akımının doğmasına neden olmuştur. Makyavel görüşlerini dilimize hükümdar ya da prens olarak çevrilen eserinde ortaya koymuştur. Makyavel'e göre hükümdar kendisini erdemli bir kişi olarak tanıtmalıdır ama gerektiğinde hiç de öyle davranmamalıdır. Din için de aynı durum söz konusudur. Hükümdar dindar bir kişi gibi gözükmelidir ama dinin buyruklarını belirtilen amaçlar uğruna çiğneyebilecek kişilikte olmalıdır. Dinin toplumu bir arada tutan işlevi olmasından dolayı hükümdar kendisini gerçekte öyle olmasa da dindar bir kişi olarak göstermelidir. Paralı askerler yerine yurttaşlardan kurulu düzenli bir ordu kurulmalı. Askerler eğitimli ve disiplinli olmalıdır. Makyavel'e göre devletler arası ilişkilerde devlet amacına ulaşmak için her yolu deneyerek sınırlar içinde ve dışında güç kullanmalı ve hukuk dışı kurallara başvurmalıdır. Yani amaca ulaşmak için her yol mübahtır anlayışı da denebiliyor buna. Hukuka başvurmada devletin çıkarı gözetilmelidir. Devletler arası sorunların çözümünde yalan dolan yetmez ise tek çözüm yolu savaştır. Bugün Makyavelizm olarak adlandırılmıştır. Yani amaca giden her yol mübahtır anlayışı olarak kabul edilir. Şimdi bir diğer düşünür Jean-Jacques Rousseau'dur. 1712-1778 yılları arasında yaşamıştır. Fransız ihtilalinin fikir babalarından bir tanesidir. Jean-Jacques Rousseau'ya göre her türlü kötülüğün kaynağı insanlığın doğa durumundan kopması ile mülkiyet fikrinin varlık kazanmasıdır. Mülkiyetin ortaya çıkması ile sınıf kavgası baş göstermiş, siyasal iktidar da bu sınıf savaşının bir sonucu olarak biçimlenmiştir ki bu fikir daha sonra Marksizmin de belki temel aldığı fikirlerden bir tanesidir. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı adlı eserinde reformlarla işlerin düzelemeyeceğini, bunun için mülkiyet hakkının ortadan kalkması gerektiğini öne sürmüştür. Ki daha önce de ifade ettik, bu mülkiyet meselesi birçok düşünürün gündeminde olmuştur. Toplum Sözleşmesi adlı eserinde ise artık olan olmuş gibi bir düşünceyle mülkiyeti artık bir veri olarak görüp yalnızca bu mülkiyete bir düzenleme getirmesi fikrini ileri sürmüştür. Yine Rousseau Toplum Sözleşmesi adlı eserinde toplum düzeninin sözleşmelere dayandığını vurgulamakta ve devleti yüceltmektedir. Toplum sözleşmesiyle oluşan devlet egemen güçtür, egemenlik bölünemez. Bu nedenle de kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edilemez. Ki aynı dönemde yaşamış olan Montesquieu ise kuvvetler ayrılığı ilkesini savunmuştur. Yani yasama, yürütme, yargı yetkilerinin ayrı ayrı ellerde toplanması fikrini ileri sürmüştür. Rousseau çoğunun iktidarından yanadır. Devlet otoritesine karşı çıkan bütün hareketleri ve destekçilerini halk düşmanı olarak görmüştür. Bir diğer düşünür Emmanuel Kant'tır. 1724-1804 yılları arasında yaşamıştır. Emmanuel Kant, Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi eserinden etkilenerek yazdığı ve doğrudan siyaset konusunu işlediği Sürekli Barış Projesi adlı eserinde Toplum Sözleşmesi'ni dönüştürerek ele almıştır. Kamusal otoritenin temelini oluşturmada aklı ön plana çıkarmıştır. İnsanların temel eşitliği düşüncesi ve genel idarenin çoğunluğun görüşüyle olamayacağını, bunun ancak evrensel akıl önermeleriyle yapılacağını savunmuştur. Kant'a göre doğa insanları amaçlarına doğru götürürken evrenselleştirir. Doğa amaçlarını sıradan bir biçimde siyasete verir ve insan türünün bütün dünyada gelişmesine ve de kültür oluşturmasına imkan sağlar. Bunlar sürekli barış sağlayacak meşru, cumhuriyetçi, evrensel bir yönetim kurulmasının şartıdır. Ahlakın evrenselliği bütün bireylerin eşitliğini getirir. Yani evrensel bir ahlak oluşturulduğu zaman bireyler kendi alanında eşit hale gelirler diyor. Her bireyin özelliği kendisine olan saygısını artırdığından siyasal özgürlüğü de hak etmesini sağlar. Yani bireysel özgürlük, bireysel özellik siyasal özgürlüğü de beraberinde getirir şeklinde ifade etmiştir. Kant'a göre yurttaşlık genel yasa karşısında bağlılık statüsü değildir. Eşit kardeşlik durumunda olan herkesin hakkıdır. Her meşru düzenin temeli budur ve buna saygı duyulmalıdır. Bu amaca düşen tek siyasal biçim temsili sistem ve güçler ayrılığını işleyen cumhuriyetçi biçimdir.
Burada gördüğünüz gibi Immanuel Kant Jean-Jacques Rousseau'dan ayrılırken Montesquieu'ye ile aynı fikirdedir. Sadece belli bir ücreti ödeyenlerin seçme ve seçilme hakkı vardır. Burada da bir açıdan Immanuel Kant toplumun belli bir kesimine seçme seçilme hakkı tanımaktadır. Burada biraz bir ayrımcılık olduğu söylenebilir. Kant bu görüşleriyle feodalizmi, ki Orta Çağ boyunca yaşayan Avrupa'daki feodal rejimini, aristokrasiyi yani soyluları ve aydın zorbalarını reddeder. Fakat işçi ve hizmetkar sınıfını yurttaş olarak kabul etmez. O bütün bu görüşleriyle evrensel ahlakı öne alan orta sınıfı savunur ve onları gerçek yurttaş olarak kabul eder.